Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Efendim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin tedavisi Akdeniz Üniversitesi'nde devam ediyor. Üniversite ve belediyeden yapılan rutin açıklamada durumun stabil olduğu belirtilirken böceğe akciğer nakli yapılma ihtimaline karşı ise araştırma yapıldığı öne sürüldü. Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu 17 Ağustos'tan başlayarak özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 5 hafta kalan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 3 gün önce Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Yaklaşık 20 gündür uyutularak astım hastalığı yüzünden hasar gören akciğerlerin kendi kendini iyileştirmesi beklenen Böcek, suni akciğer makinesine bağlı olarak yaşam savaşı veriyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ve belediyeden yapılan günlük olağan bilgilendirme açıklamasında böceğin yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü, son 24 saat içerisinde tedavisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve klinik seyrinin stabil olduğu bildirildi. Sevgili başkanım, öncelikle şahsınızda bütün üyeniz olan esnaf arkadaşlar. Böceğin ilk tedavisinin yapıldığı hastanenin bazı servisleri hakkında soruşturma açıldığı öne sürülürken, genellikle açık kalp ameliyatlarında kullanılan ve akciğere hava pompalayan yapay zekalı cihaza bağlandı. Tıp fakültesi öğretim üyelerinden oluşan konsültasyon ekibi, akciğerlerdeki hasarın kendi kendini tamir edemeyecek bir düzeyde olduğu konusunda fikir birliğine vararak, olası kalp krizini önlemek, böbreklerin zarar görmemesi amacıyla başkan böceğe uygun bir donör bulunması halinde akciğer naklinin yapılmasının kararlaştırıldığı iddia edildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin durumuyla yakından ilgilendiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürekli bilgi verildiği bildirildi. Bu konuda yayla yollarında demek istiyorum. Evet, yayla yollarında. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, böceğin sağlık durumuna ilişkin aldığı bilginin durumundan henüz bir iyileşme olmadığı yönünde olduğunu ifade etti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin sağlık durumunda herhangi bir gelişme söz konusu değil. Şu an yine stabil vaziyette, doktorlardan aldığımız bilgilere göre ben bir an önce sağlığına kavuşarak işinin başında olacağına kesinlikle inanıyorum. Kendisine tekrar acil şifalar diliyorum. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde aksama olmadığını dile getirdi. Alanya Posta Medya'ya açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler için tablet programı başlattığını ifade etti. Bunların son göstergesini biliyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi özellikle bu yüz yüze okulun açılmasıyla beraber bir tablet programı başladı. Tabii bu tableti verirken biliyorsunuz gene bir takım kıstaslar var. Yani alıp almamaya hak kazanacak bir takım kişileri bakarak durumuna göre bu tablet verilmesi var. Karadağ yaptığı açıklamasında bütün hizmetler eskisi gibi başkanımızın bıraktığı gibi hatta daha da iyi bir şekilde devam etmektedir. Bunun son göstergesi Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler için yapmış olduğu tablet programıdır dedi. Dediğim gibi hizmette herhangi bir aksama söz konusu değil. Büyükşehir gene hizmetlerine devam ediyor. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan 13. kongreyi değerlendirdi. Türkdoğan güzel bir katılım ve coşku ile kongreyi yaptıklarını ifade ederek pandemiye rağmen 365 delegenin oyunu alıp güven tazelediklerine dikkat çekti. Alanya İlçe Teşkilatı olarak olağan kongremizi dün güzel bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdik. Kongremizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu pandemi sürecine rağmen 401 delegemizin 365 tanesinin oyunu alarak yeniden bir dönem daha güven tazeleyerek görevimizin başında bulunmamızı sağlayan başta Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, genel merkez yöneticilerimize, il başkanımıza, MYK üyemiz ve Antalya Milletvekilimiz Abdurrahman Başkan Bey'e, yine
kongremize destek veren belediye başkanımız Adem Murat Yücel Bey'e ve emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca 401 delegeden 365 tanesinin bizzat gelerek oyunu kullanmasından dolayı da delegasyonumuzda yer alan bütün dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli izleyenler, koronavirüs denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Alanya Kaymakamlığı'nın talimatları kapsamında denetimler sadece toplu ulaşım araçları ve kapalı mekanlarda değil, aynı zamanda parklarda da yapılıyor. Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin de desteğiyle, farklı kurumlardan katılan personellerin desteğiyle otel, restoran, kafe, market ve sahillerde denetimlerine devam ediyor. İşletmelerin COVID-19 tedbirlerine uyup uymadıklarını denetleyen ekipler, iş yeri sahipleri, vatandaşlar ve turistleri maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Herkes kendi sağlığı. Alanya'nın Damlataş bölgesinde bulunan 100. Yıl Parkı'nda denetim yapan ekipler, yerli ve yabancı turistlere maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü Alanya'da yerli ve yabancı turistler Kleopatra plajında denizin keyfini çıkartıyor. Alanya'da hava sıcakları mevsim normallerine dönmeye başlarken sıcak hava hala etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığı öğle saatlerinde 32 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçülürken sıcakların etkisiyle vatandaşlar denize akın etmeye devam ediyor. Alanya'da sıcak hava etkisini göstermeye devam ederken yerli ve yabancı turistler Kleopatra plajına akın etmeye devam ediyor. Sahillerde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı tatilciler Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra plajında denize girdi. Bazı tatilciler şezlonglarda güneşlenirken bazıları da sahil boyunca yürüyüş yaptı. Öte yandan tatilcilerden birçoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Gülevşen Camii'nin restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı. Restorasyon çalışmalarında 2021 yılına kadar ana bina ve şadırvan işleminin tamamlanması planlanıyor. 14. yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen Çıplaklı Mahallesi'ndeki tarihi Gülevşen Camii'ni gün yüzüne çıkarmak için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle aslına uygun olarak yapılan proje gün yüzüne çıkıyor. Projenin Anıtlar Kurulu'ndan onay alınması sonrası başlayan çalışmalarla zamana yenik düşerek yıkılan ve toprak altında kalan taşlar kazılar sonrası ortaya çıkarıldı. Çökmek üzere olan bazı duvarlar yıkılarak, duvar taşları ayıklanıp aslına uygun olarak yeniden yapıldı. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında tarihi cami yeniden Alanya'ya kazandırılacak. Mülkiyeti hazineye ait olan ve bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi yapılan alanda çalışmalar kapsamında aslına uygun olarak restore edilecek. Proje kapsamında şadırvan ve abdest alma yerleri, cami avlusu ve diğer donatılar da yapılacak. Müzik
Restorasyonun tamamlanmasının ardından 2021 yılının ilk aylarından caminin ibadete açılması bekleniyor. Efendim, Alanya'da muzun ardından en önemli tarımsal gelir kaynaklarının ilk sırasına yerleşen avokado, üreticiyi kazancı ile memnun ederken hırsızlardan dolayı ise endişeye sevk etmekte. Bazı üreticiler ise hırsızlara karşı önleyici tedbirler alarak mücadele ediyor. Alanya'da muzun ardından en önemli tarımsal gelir kaynaklarının ilk sırasına yerleşen avokado üreticiyi kazancı ile memnun ederken hırsızlardan dolayı ise endişeye sevk etmekte. Bazı üreticiler ise hırsızlara karşı önleyici tedbirler alarak mücadele ediyor. Gözü dönmüş hırsızlar girdikleri avokado bahçesinde ürünün hasat dönemine dahi dikkat etmeyerek hasat dönemi gelmeyen avokadoyu rastgele koparması, sadece bahçe sahibinin maddi zarara uğramasına değil, aynı zamanda tüketicinin lezzetsiz avokado yemesine veyahut ilk defa deneyenlerin bir daha tüketim yapmamasına neden olmakta. Yakalandıkları zaman genelde mevcut yasalar kapsamında serbest kalan avokado hırsızları ile mücadelede yeni arayışlara giren üretici, bahçeye çit çekmenin yanı sıra hırsız savar yöntemler kullanarak mücadele etmekte. Alanya tarımında çiftçi için en kazançlı ürün muzun ardından avokado. Avokado üreticisi kazançtan dolayı memnun fakat hırsızlar da başı belada. Hırsızlarla mücadele için avokado üreticisinin en büyük destekçisi ise bahçelere yapmış olduğu çitler, bekçi köpekleri ve tuzaklar. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bahçede de bir bekçi köpeği ve kapan tuzaklar mevcut. Aytemiz Alanya Spor Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaşacağı Atakaş Hatay Spor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla başlayacak. Önce Rosenborg'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı için Norveç'e giden, ardından Süper Lig'in 3. hafta mücadelesi için Rize'ye giden ve 4 günde 2 maçla birlikte zorlu ve uzun bir yolculuk yapan Aytemiz Alanya Sporlu futbolcular haftanın ilk gününü dinlenerek geçiriyor. Turuncu yeşilli takımın Hatay Spor maçı hazırlıkları ise yarın saat 19'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Mistikom 3. Lig 3. grup 3. haftasında sahasında İstanbul ekibi Silivrispor'u konuk edecek olan Alanya Kestelspor bu maçın hazırlıklarını başladı. Adıyaman deplasmanında oynanan maçta darbeye dayalı hafif sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların katılmadığı antrenman Milli Egemenlik Stadı idman sahasında yapıldı. Bak şu. Haydi. Haftanın ilk çalışması ısınma çalışmasıyla başlarken daha çok top kontrolü ve pas çalışmasının ardından idman küçük sahada çift kale maçla tamamlandı. Kestelspor'da ayağında ödem oluşan Alihan'la parmağı kırılan Yunus sakatlığı bulunan oyuncular Kozanspor maçında kırmızı kart gören Güner ise aldığı 3 maç cezanın ilkini Adıyaman maçıyla tamamlarken Silivrispor ve Siirt İl Özel İdare maçında da forma giyemeyecek. Alanya Kestelspor Silivrispor maçının hazırlıklarına teknik direktör Ahmet Duman yönetiminde bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Efendim, bendeniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize sağlıklı günler dileriz.